Kıymetli hocam, Erzurum'da beraberiz. Tabii Evet. burası sizin memleketiniz. Çok Eyvallah. seviyorsunuz. Ben de Eyvallah. sizi yakalamışken böyle Eyvallah. hemen bir iki soru sorayım dedim. Teşekkür ederim Sait kardeşim. Buyurun. Üniversite öğrencilerinden bugün yine Erzurum'da soru vardı. Biz kendimizi nasıl geliştirelim? Anladım. Çünkü topal ördek gibi artık herkes bir şey söylüyor ve çocukların kafaları da karışıyor. Ama Nurullah Genç artık Türkiye'nin önemli bir entelektüeli, bir Estağfurullah. değeri, bir devlet adamı. Çok fazla şapkanız var. Az önce de Estağfurullah. konuştuk. Allah sonunuzu Siz hayırlı ne etsin. önerirsiniz? Yani üniversite gençliğine özellikle ne Teşekkür önerirsiniz? ediyorum. Şimdi bir meselenin kanunu nedir ya da bu meselenin kanunu nedir diye sorarsanız önce onu söyleyeyim. Bilgi ikiye ayrılır. Malumata dayalı bilgi, kaynağa dayalı bilgi. Malumata dayalı bilgi tehlikelidir. Çünkü dilden dile, kulaktan kulağa değişir, dönüşür, farklılaşır. Yanlış bir şekilde bize gelebilir. Ve biz o yanlış bilgiyle amel ettiğimizde amelimiz kabul olunmaz. Yanlış bilgiyle hareket ettiğimizde doğru sonuca ulaşamayız. Değiştirmek de zordur. Zordur. Onun için gençlerimizin mutlaka kaynak bilgisine kendilerini şartlandırmaları lazım. Kaynak bilgisi de kitabi bilgidir. Kitap. Yani mutlaka bir konuyu kitabından okuyacaklar, kitabına bakacaklar, doğru kaynakları seçecekler. Her kitapta doğru kitap olmayabilir. Bu arada Soracaklar. kitabın elinizde aldım bu arada. Evet, dolayısıyla soracaklar, soruşturacaklar uzmanlarına, güvenecekleri kişilere. Herhangi bir konuda kitap önerisi alacaklar ve okuyacaklar. Ne okuyacaklar peki? Bir, Evet, bu önemli. önce yeteneklerinin ne olduğunu bilmeleri lazım. Kendi alanıyla ilgili. Kendi alanı ile ilgili ciddi manada okuması gerekiyor öğrencilerimizin ya da gençlerimizin. Mesela hayatımdan örnek vereyim. Ben işletme okumaya başladığım zamanlar, akademisyen olmaya karar verdikten sonra aldığım bütün derslerin hemen hemen tamamını acaba İngilizce kaynaklarından da takip edebilir miyim diye bir çalışma yapıyordum. Evet. Ve her konuyu cebime cümlelerle yazıp koyuyordum. İnşaatta çalışmaya giderken ya da fırında çalışmaya giderken o İnşaatta da mı cümleleri çalıştınız hocam? tabii inşaatlarda çalıştım, fırında çalıştım, Ya. boyacılık yaptım. Cebimden öbürünü aktarıp duruyordum, onlara bakıyordum böyle. Ama yönetim organizasyonla ilgili çok daha ciddi çalışmalar yaptım, okumalar yaptım. Alanınız ana Alanım alanınız olduğu orası için zaten. Evet. bir. Yalnız bununla kaldıkları zaman mesele çok tehlikeli bir hale gelir. Çünkü bütün dünyayı yönetim organizasyonu ya da matematikse alanları rakamlardan ibaret görmeye başlarlar. Doğru. Bu da meslek körlüğü ya da meslek hatası dediğimiz, Doğru. meslek idolü dediğimiz bir rahatsızlık meydana getiriyor ki onun neticesinde şöyle bir vahim durum ortaya çıkıyor. Amakı hayalde, Filibel Ahmet İlmi'nin çok güzel bir sözü Meşhur. vardır, Hayalin Derinliği romanında. Der ki, bütün hakikatleri bilse dahi insan gözü bir arpacık soğanı kadardır. Şimdi pek çok şeyi bildiğinizde gözünüz arpacık soğanı kadarsa bir de çok az şey bildiğinizde bir alanı bildiğinizde gözünüzün ne kadar olduğunu düşünün. Bu yüzden tek bir alana sıkışıp kaldıkları zaman dünyayı okumakta, meseleleri değerlendirmekte, insanı anlamakta ve en önemlisi de kendilerini tanımakta zorlanıyor. Evet. Kendilerine dair kanaatleri yanlış olabileceği gibi çevreyi anlamak, geçmişi anlamak, bugünü analiz edebilmek, geleceği inşa edebilmek imkanlarından yoksul kalırlar. Ve biz her zaman söylüyoruz, geçmişlerini bilmeyenler bugünü anlayamazlar. Doğru. Bugünü anlayamayanlar da geleceği inşa Bu edemez. sefer de kopuk bir. Şimdi okumayan, tek alana sıkışıp kalan kişi geçmişi nasıl anlayacak? Maziyi. İnsan tarihini öğrenmesi lazım. İslam tarihini öğrenmesi lazım. Baştan bugüne kadar ne oldu? Hazreti Adem'den bugüne kadar dünyada neler oldu? Neler bitti? Öğrenecek. Yapabildiği kadar. Bunun dışında mutlaka sanatla, edebiyatla ilgilenecek. Sebebi şudur. Edebiyat, sanat, özellikle edebiyat, edepten gelir. Edep nezaket demektir, ölçülülük demektir. Edep incelik demektir, zarafet demektir. Sözün ölçülülüğü kişiye çok şey katar. Dolayısıyla edepten yola çıkarak edebiyatı da iyi öğrendiğinde hem kendi alanını hem de sahip okumalarını başkalarına aktarmak istediğinde çok büyük başarılar Hem de gösterebilir. dinlenmiş de olacak ayrı Evet, bir alanda. tabii ki. İkincisi, üçüncüsü bütün bu iki alanı da birbirine uzak görmeyecek. Yani şöyle düşünmeyecek. Ben matematik okuyorum. Şiir bize uzak. Hayır, hayır. Matematikle şiir iki kulak kadar birbirine yakındır. Oo, bak çok ilginç. Matematikle şiir bir şiirin şah beytindeki mısralar kadar birbirine yakındır. Allah Allah. Evet, yakındır. Hiçbir Hocam çok radikal bir şey söylüyorsunuz. Radikal çünkü böyledir. Neden? Matematiğin formülleri kadar şiirin kendi içinde formülleri vardır. Evet. Matematiğin formüllerini yaratan Allah, şairlerin dilinin altına da arşın anahtarlarını vererek, sırlarını vererek bizim anlayamadığımız, şair olmadığımızda da zor anlayabileceğimiz çeşitli formüller üretir şairler. Şimdi şair olabilir, o formülleri geliştirecek okuduğu zaman. Olmayabilir,
yazılanları anlayabilmesi için şiire, sanata, edebiyata yönelecek. Coğrafya kaderdir diyor değil mi İbn Haldun? Evet. Ama coğrafya aynı zamanda şiirdir. Coğrafya şiir olmasaydı bu aynı kardeşiniz... Aynı zamanda coğrafya ilhamdır yani. Tabii bu kardeşiniz yürüyelim seninle İstanbul'da yazamazdı yani. Tamam. Fizik bir önemli bilim dalı değil mi? Ama fizikle alakalı pek çok kavramı şiirin dünyasında bulabilirsiniz. Yerçekimli karanfil diyor bir şairimiz. Evet. Şimdi evet. Siz bütün bir bilim dallarını, alanlarını kendinizi bir hizmetçi gibi görüp bu alanlara hizmet etmesi gereken insan olarak kabul edip o alanlara yöneldiğinizde çeşitli bilgiler elde ederseniz şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Bir şeyin pek çok şeyini, her şeyini bilmek mümkün olmaz. Bir alanın pek çok şeyini, diğer alanların da birer şeylerini bilen, hayata daha mütemayil bakan, eğilimli bakan... Huzuru bulur mu hocam? Huzur bulacak tabii. Evet. Daha mütemmim hale gelen bir kişiliğe sahip olacak. Tamam. Huzursuzluk nerededir biliyor musun daha çok? Tamamlanmamış kişiliklerdedir. Çağın insanın en büyük sorunu bu değil evet, mi? Evet, çünkü mütevekkil değildir çağın insanı. Evet. Çünkü Mehmet Akif'in şu beytinin sırrını bilmez. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur bilmiyorum, başka çıkar. Duvarlar asılması lazım. Çalışır Allah'a dayanmaz. Allah'a dayanır ama tevekkül etmez. Hep daha fazla, daha fazla. Evet, evet, evet. Bunların hiçbirini yapmaz, perişan olur. Bakarsanız 10 kişiden 7'si antidepresan kullanıyor. Evet. Umutsuzluk, huzursuzluk, hayata karşı bir bıkkınlık. Biz de batıya özeniyoruz, onlar tabii gibi olacağız. Mesela bu noktada çok önemli bir misaldir. Muhammed Esed'in hayatı Müslüman oluyor biliyorsunuz 25'li yaşlarda Müslüman oluyor. Mekke'ye giden yolu yazıyor. Evet Müslüman oluyor ve nerede? Berlin'de Müslüman oluyor. Berlin'de Elsa diye bir hanımefendiyle tanışıyor evet. Ve evleniyor. Evet. Ama Kur'an'ı okumaya başlamış. Müslümanları merak ediyor. Yahudiliği okumuş zaten biliyor. Babası çok dindar bir Yahudi. Haham olmasını istiyorlar. Evet. Hristiyanlığı okuyor tatmin etmiyor onu. Ama mesela Kudüs'e gittiğinde Müslümanların hayatında İslam'ın etkisini görünce etkileniyor. Bakıyor ki bunlar öyle lafta filan bırakmıyorlar. Yani. Etkileniyor, araştırıyor. Eşiyle beraber diyorlar ki ya bir işaret gelse de biz artık Müslüman olacağız. Bir gün sabahleyin çıkıp gidiyorlar Kur'an masanın üzerinde. Metroda, çok ilginç diyor bu. Eşi Muhammed Esed'e diyor ki yüzlere baksana diyor ne kadar da somurtuyorlar. Hayatın çilesi içerisinde nasıl da perişan görünüyor. Evet, evet. Hepsi somurtmuş durumda, tuttukları yerlerde böyle. Sanki bütün dünya bunlardan soruluyor gibi. Konuşuyorlar aralarında. Bunlar diyorlar herhalde geçim sıkıntısı ve bütün sıkıntıları üzerlerinde hissediyorlar. Hayır, aslında psikolojik olarak rahatsız. Depresyon içerisinde, huzursuz, kişilik bozukluğu var. Muhtemelen birçoğunda öyle bir hal denir. Eve geliyorlar ki Kur'an açık. Karşılaştıkları ayet Tekasür suresinin ayetleri ilk ayet zaten geçim sıkıntıyla nasıl somurttuklarını görmez misin? Al sana mucize işte. Ve oturup Müslüman oluyorlar. Bak mucize gelmiş. Tabii tabii. Onun için gençlerimizin bilmesi lazım. Allah'a dayanacaklar, sahaya sarılacaklar, çalışacaklar ve hikmete de rağm olacaklar. Çünkü her şey de onların düşündüğü gibi olmayabilir. Evet. Evet. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü, bostan ıssı kakıyı, derne yersin kozumu. Erik dalına çıkacaklar, üzüm yemek için, erik yemek için bakacaklar ki üzümmüş. Ama bostanın sahibi de bağıracak, diyecek cevizimi niye yiyorsun? Oturup hikmeti düşünecekler bu sefer, ya. Hangisi diye. Buradan dersi şöyle çıkarabilirler. Kendilerine dair bir kanaatleri var. Bir de kendilerinin gerçek kişiliği var. Bir de başkalarının onları nasıl gördükleri var. Bir de Allah'ın kariyer planı. Bir de Allah'ın onlara verdiği puan var, değer var. Onun için bunların hepsini eşitlemeleri için dürüst, çalışkan, ikiyüzlü olmayan, içi dışı bir olan, evet. Olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan bir insana dönüştükleri anda çıkarlar erik dalına, anda yerler eriği, bostanın sahibi aykırır, eriğimi niye yiyorsun? Hocam çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eyvallah, sağ olun. Eyvallah sizden.